MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında tartışma yaratan Öcalan çağrısını yineledi. "Teklifimde ısrarcıyım," dedi. Çağrısına yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Bahçeli'nin gündeminde kayyum atamaları da vardı. Karara destek verdi. Belediye başkanları ya adam gibi görevlerini yapacaklar ya da tasarrufa katlanacaklar, dedi. Terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun, kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündem yaratan Öcalan çağrısını bu sözlerle yineledi. DEM Parti'ye de silahla siyaset arasında tutumunu netleştir çağrısında bulundu. Eleştirilere tepki gösterdi. Terörist başının Türkiye Büyük Millet Meclisi DEM Parti grubuna gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına niye tepki göstermiyorlar? Ceset edebiyatı yapanlar eğer kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar. Terörle mücadele maksadıyla Mehmetlerimizin yanına gitsinler. Kayyum atanmasına destek veren Bahçeli hedefine CHP'yi aldı. Yaşı kemale ermiş bulunan ve köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi İmralı'ya DEM Parti arasına çomak sokmak sinsilikleri CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür. Belediye başkanları ya adam gibi görevlerini yapacaklar ya da haklı tasarruflara katlanacaklardır. Bahçeli, hamlesinin altında Erdoğan'ın yeniden seçilmesi olduğu şeklindeki yorumları hatırlattı. Bunun için anayasa değişikliği yapılmalı dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Ne yapacağız? CHP'nin içinde Cumhurbaşkanı adaylığı için 4 yıl varken adam mı arayacağız? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır?